Güne başlarkenin bu diliminde gazetelerin manşetlerine bakalım biraz. İki yapımcıdan Ahmet Kaya kavgası başlığı var Sabah gazetesinde. 2020'de vizyona giren İki Gözüm Ahmet filminin yapımcısı Eşref Bukan, 5 Nisan'da gösterilecek İki Gözüm Ahmet sürgün filminin yapımcısı Gani Rüzgar Şavatay'ı mahkemeye verdi. İsimleri bile neredeyse aynı açıklamasını yaparak bakalım nasıl bir tablo çıkacak. Geçtiğimiz yıl Cem Karaca başta olmak üzere pek çok ünlü ismin filminde de bu tip davalık süreçler yaşanmıştı. Bir yenisi de bu. Milliyet'te Ölüm Kulübü başlığı var. Dünkü o faciaya ilişkin manşet böyle. Gayrettepe'de 16 katlı binanın altındaki ünlü gece kulübünde kaçak tadilat yapılırken yangın çıktı. Çoğu işçi, 29 kişi ya yanarak ya da dumandan zehirlenerek can verdi. 8 gözaltı var. Ünlülerin mekanıydı deniliyor ilgili haberde. Görgü tanığı sürünerek çıktım diyor. Az önce Melike Şahin de bölgede, dün de aslında ilk andan itibaren takip etmişti bu konuyu. Artık bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Çok sayıda soru işaretinin olduğunu söyleyelim konuya ilişkin. Ligden çekilme yok. Olaylı Trabzonspor maçının ardından dün olağanüstü toplanan Fenerbahçe Genel Kurulu'nda ligden çekilme seçeneği oylamaya sunulmadı. Genel Kurul yönetime 4 konuda yetki verdi. Süper Kupa maçına çıkmamak, Türkiye Kupası'na katılmamak, yurt dışı yapılanması için yol haritasını belirlemek, UEFA ve FIFA'ya başvuruda bulunmak gibi bazı başlıklar var. Süper Kupa pazar günü final. Bakalım Fenerbahçe çıkacak mı yoksa U19 takımıyla mı çıkacak? Çünkü verilen yetkilerden biri de bu. Yönetimin bu konuyla ilgili atacağı adım ve karar merakla bekleniyor. Diğer gazete Hürriyet'teyiz. Hürriyet'te bu ülke seni unutmaz manşeti var. Bir bakalım ona. Dünyanın birçok ülkesine yardım götüren World Central Kitchen'ın 7 çalışanı Gazze'de İsrail saldırısında öldürüldü. Ölenlerden biri de Elbistan'da depremzedelere yemek pişiren Polonyalı Damian Sobol. Damian Sobol ve arkadaşları geçen yıl Polonya Ukraynalı mültecilere yemek dağıttıkları sırada Polonya'da Türkiye'deki 6 Şubat depremleri meydana geldi. Sobol ve beraberindekiler deprem haberini alır almaz Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine koştu. Günlerce hiç uyumadan depremzedelere yemek pişirdiler. Elbistanlılar kardeş olarak gördükleri Sobol'u bağrına bastı. Sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen'a ait bir yardım konvoyu önceki gün Gazze'de İsrail füzeleriyle vuruldu. Damian Sobol da aralarında olan bu 7 aşçıdan biriydi. Öldürüldü. Kurucu İspanyol şef Jose Andres, bu insanlar melek, onlar Ukrayna'da, Gazze'de, Türkiye'de, Fas'ta omuz omuza hizmet etti açıklamasını yaptı. Dünyadan İsrail'e de tepki yağıyor açıklaması var ilgili haberde. Kaçak tadilat faciası Hürriyet gazetesinin diğer manşeti, 29 kişinin öldüğü bir kez daha ifade ediliyor. Kapıda vize 5 adada başladı. Önemli bir konu. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı'nın Mitsotakis'le görüşmesinde, Atina'daki ziyarette imzalanan anlaşmalardan biri bu. Artık Ege'de bir bahar havası var ve Türk vatandaşları şu anda Rodos, Kos, Midilli, Sakız ve Samos'a kapıda vize uygulamasıyla gidebiliyor. Mayıs veya Haziran'da Simi, Meis, Patmos, Leros ve Klimnos da bu adalara katılacak açıklaması var ilgili haberde. Bu konu önemli. Bakalım bu yıl turizm verilerine bu konu nasıl yansıyacak. Yeni Şafak gazetesine geçelim. Yeni Şafak gazetesinde Van AK Parti'ye geçti başlığı var. En çok tartışılan şu anda seçimle ilgili konu, sokak olaylarının da olduğunu, sadece Van'da değil bölgedeki pek çok ilde devam ettiğini söyleyelim. Van İl Seçim Kurulu DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verdi seçim bittikten sonra. Seçimde ikinci olan AK Parti adayı Abdullah Arvas, Van Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı oldu. DEM Parti'den buna ilişkin itirazlar var, YSK'ya ilişkin itirazlar var ve bununla ilgili sokakta da gösteriler olduğunu, bazı olayların yaşandığını söyleyelim. MYK'da ciddi öz eleştiri başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü toplantısına yer verilmiş. AK Parti MYK dün 31 Mart seçimlerini masaya yatırmak için Erdoğan başkanlığında toplandı. 4 saat süren toplantıdan ciddi öz eleştiriler çıktı. Toplantıda oy kaybı yaşadık, kimse sorumluluktan kaçamaz diyen Erdoğan çarpıcı tespitlerde bulundu deniliyor. 10 ay önce AK Parti'ye oy veren seçmenler bu sefer sandığa gitmedi. Bu hem teşkilat ve genel merkezden hem de adaylardan kaynaklandı. Aday belirleme ve dahil olmak üzere tüm sürecin üzerinde durulmadı. Vatandaşın sandığa küsmesinin temel nedeni hayat pahalılığı ve enflasyon. İl ziyaretlerimizde emeklilerimizin serzenişlerini görüyorduk. Bütçe disiplinini bozmadan baskıyı hafifletmeye çalıştık ama muvaffak olamadık deniliyor. Kibir hastalığı parantezi var.
Teşkilatlardan başkanlarımıza, milletvekillerimize, hatta bürokrasiye uzanan bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Milletin sinesinden doğmuş bir partinin en büyük düşmanı vatandaşla arasına duvar örmesidir deniliyor. Gazze konusunu bile anlatamadık. Gazze krizi gibi elimizden gelen her şeyi yaptığımız, bedel ödediğimiz bir meselede dahi siyasi saldırıları savuşturmayı başaramadık. Bunları değerlendirmemiz mutlaka yapacağız açıklamasını yapıyor Erdoğan dünkü toplantıda. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. Cumhuriyet Gazetesi'nde de Ankara seçimiyle ilgili bir değerlendirme var. Orada da yeniden seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim sürecini Cumhuriyet'e anlattı deniliyor. Rakibi AKP'nin adayına büyük fark atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, başkentteki AKP'li ilçe belediyelerine halk için birlikte çalışalım çağrısı yaptı. Mansur Yavaş seçim öncesinde anketlerin farklı kazanacaklarını gösterdiğini, bazı anketlerin ise %65'lere kadar çıktığını belirtti. Belediyecilik sadece dökülen asfalt, kaldırım değil diyen Yavaş, halkın derdine anında müdahale edeceksiniz ifadelerini kullandı. Yavaş, makam aracı kullanmıyorum, kendimin abartılmasına kızıyorum, abartmayalım, biz sadece memuruz, böyle görün açıklamasını yapıyor Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. DİSK 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkacak. Bu yıl 1 Mayıs Emek, Dayanışma ve Mücadele Günü'nü DİSK Taksim Meydanı'nda kutlama kararı aldı. Konfederasyon Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Taksim'deki kutlamaların engellenmesini hak ihlali saydığını anımsatarak kararımız kesin açıklamasını yaptı. Bakalım hükümetin bu konuyla ilgili açıklaması nasıl olacak? Hafızam yanıltmıyorsa son olarak 2012 yılında Taksim'e geçişine sendikaların, işçilerin olmasına izin verilmişti. Kanlı 1 Mayıs dolayısıyla Taksim işçiler için son derece önemli sembol yerlerden, meydanlardan birisi. Dolayısıyla bu nedenle 1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak istiyor işçiler. Bakalım bu kez nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yine istenmeyen görüntüler ortaya çıkacak mı? Bakalım. Gayrettepe'deki facia Cumhuriyet Gazetesi'nin de gündeminde. İstanbul'da facia, 29 ölü deniliyor. 16 katlı apartmanın giriş katında yer alan gece kulübünde tadilat sırasında yangın çıktı. 29 kişi hayatını kaybetti deniliyor ilgili haberde. Kulübün kapalı olduğu ve yaşamını yitirenlerin çoğunun tadilatta çalışanlar olduğu da yine açıklamanın ayrıntısında bulunuyor. Akşam gazetesine geçtik. Akşam gazetesinde İyiliğe Amerikan bombası başlığı var. İsrail jetlerinin attığı füze VCK, yani işte az önce bahsettiğimiz konu, World Central Kitchen, Dünya Merkez Mutfağı konvoyu hava saldırısıyla vuruldu. Amerikan bombası, İsrail Amerikan yapımı konvoyu, Amerikalı yardım konvoyunu vurdu açıklaması yapılıyor. Ölenlerden birinin Avusturya vatandaşı olduğu söyleniyor. Avustralya vatandaşı olduğu söyleniyor. Birinin de yine Kahramanmaraş depreminde Türkiye'ye yardım eli uzatan isimlerden biri olduğunu ifade edelim bir kez daha. Geçtik Posta gazetesine. Posta gazetesinde hemen bakalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde dengeler değişti. Ekrem İmamoğlu'nun %51 ile başkan seçilmesinin ardından gözler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne çevrilmişti. Üye sayısında çevrilmişti artık. 39 ilçesi bulunan İstanbul'un 26 ilçesini CHP, 13 ilçesini ise AK Parti kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde meclis dağılımı CHP lehine şekillendi. 184 CHP, 130 AK Parti, 2 MHP sandalyesi bulunuyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin meclisinde. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Türkiye Gazetesi'nde gönüllü eleman sistemi haberine bir bakalım. Şirketler tecrübeli eleman isteğini yeni mezunlar istediği için yeni mezunlar dertti. Fırsatçılar, gel 6 ay bende ücretsiz çalış, CV'ne yazarsın, referans olurum diyor. Gençlerse iş bulma umuduyla teklifi kabul edip bedavaya çalışılıyor. Tam bir sömürü düzeni olduğunu söyleyelim. Bir kez daha ifade edelim. Tecrübeyi bu çocuklar nerede kazanacak? Yeni mezun olmuş gençler. Tecrübeli eleman istiyorsunuz. Sonra da fırsatçılar, tırnak içinde utanmadan şu söyleniyor: gel 6 ay bende ücretsiz çalış, CV'ne yazarsın, ben de sana referans olurum diyerek sonra işte çocuklara, gençlere iş beğenmiyor deniliyor. Bir de böyle bir tablo var. Kendimizi hesaba çekeceğiz. Erdoğan'ın MYK'daki başlığı, seçim analizi Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde duruyor. Özellikle iğneyi kendimize batıracağız açıklaması, kibir hastalığına taviz yok açıklaması son derece önemli. Bakalım seçim değerlendirmesinin sonucu bu önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek hem muhalefet hem de iktidar açısından. Yeni Birlik Gazetesi'ndeyiz son olarak. Yeni Birlik Gazetesi'nde anayasa yapma gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu açıklama
tartışma önemli. Çünkü seçimin sonucundan sonra artık anayasa tartışması rafa mı kalkıyor yorumları birkaç gündür yapılıyordu. Numan Kurtulmuş da seçim öncesinde, seçimden hemen sonra partileri ziyaret edeceğim açıklamasını yapmıştı. Milletvekilleriyle iftar programında konuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş. Türkiye'de anayasa yapma gücü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir açıklamasını yaptı. Ve partiler arasında diyaloğun önemli olduğunu ifade etti. Gazeteler bu şekilde